Herkese merhaba arkadaşlar. Biz Demirci Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencileri. Ben Esra Ersöz. Ben Öykü Şenol. Bugün sizlere Emin Maluf'un Semerkant kitabından bahsedeceğiz. Semerkant kitabını kısaca özet geçmek gerekirse şu cümleleri söyleyebiliriz. Semerkant, Ömer Hayyam'ın rivayetiyle başlayan ve Titanik'in dibinde sonlanan bir serüven. Sonlanamayan da diyebiliriz. Bu iki nokta arasında o devrin en zeki adamları, Ömer Hayyam'ın yaşamı, entrikalar, İran'ın demokrasi mücadelesi ve Benjamin'in rubaiyata ulaşmak için verdiği çaba var. Bu kitap aslında İran'ın hikayesi, İran'da birbirine bağlanan olaylar silsilesi. Şimdi de biraz kitabın karakterlerinden bahsedelim. Şimdi sizlere biraz Ömer Hayyam'dan bahsedeyim. Ömer Hayyam çok zeki, temiz kalpli, alçak gönüllü, parada gözü olmayan bir karakter ve aynı zamanda filozoftur. Kitabın merkez karakteridir. Yeri geldiğinde vezirlik makamını bile elinin tersiyle itmiştir. Rubaiyatı kendisine Ebu Tahir'in hediye ettiği deftere yazmıştır. Bilgisiyle nam salmış ve Nizamülmülk'le arkadaş olmuştur. Cihan'a ilk görüşte aşık olup onunla evlenmiştir. Ve Cihan'da daha çok iktidar, hükmetme hırsı varken Ömer sakin kalıp çalışmayı, ömrünü bilme ve şiire adamayı sevmiştir. Semerkant ve Orta Asya tarihinin tanığı ve vicdanıdır. Nizamülmülk, o değerin en zeki insanlarındandır Nizamülmülk. Bilge, güvenilir, adil, çalışkan ve çok yeteneklidir. Devletin esas adamı Melikşah'ı Melikşah yapan kişidir. Melikşah'ın gücünün kaynağı Nizamülmülk'tür. Temel gayesi en güçlü Türk devletini kurmaktır. Ama ne yazık ki Nizamülmülk düzgün karakteri ve yaptığı parlak çalışmalarla pek çok kişinin kendisini devirmeye çalıştığı bir insandır. Hasan Sabbah. Ömer'in tanıştığı ilk anda etkilendiği, çok zeki, bilgili, hırslı, tarihin en tehlikeli karakterlerinden biridir Hasan. Ömer sayesinde girdiği sarayda Nizamülmülk'ün ayağını kaydırmak isterken kendisi sürgüne gönderilir ve hayattaki tek amacı Türk İmparatorluğunu yıkmak olur. Çevresine pek çok insan toplayıp onları kandırır, kendi safına çeker, tarihteki ilk suikast timini kurar, dört bir yana dehşet saçar. Bu üç karakterden bahsettikten sonra bir efsanenin yanlışlığından da bahsedelim. Bu üç karakter birlikte eğitim görmemiştir. Gerek aralarındaki yaş farkı, gerekse aynı dönemlerde bulundukları farklı şehirler bu bilgiyi kanıtlamaktadır. Melikşah'tan bahsedecek olursak, Alparslan'ın ölümünden sonra tahta geçerek Selçukların en parlak dönemlerinden birini yaşatmıştır. Genç yaşta devletin başına geçmiştir. Ata diye saydığı Nizamülmülk'ten aldığı destekle tüm dünyanın karşısında titrediği bir han olmuştur. Hanımı olan Terkan Hatun'un etkisinde fazlaca kalmıştır. Bu yüzden Nizamülmülk ile arası açılmıştır. Hatta Nizam'ın ölümünden memnuniyet bile duymuştur. Nizam'dan uzaklaştıkça devlet sorunları da artmıştır. Açıkça söylemek gerekirse Melikşah Nizamülmülk sayesinde Melikşah olmuştur. Terken Hatun, Melikşah'ın eşi olan Terken, en büyük yardımcısı Cihan'la birlikte o dönemin dünyadaki en güçlü devletini perde arkasından yönetmeyi başarmıştır. Zeki, hırslı, güçlü bir kadındır. Cihan'a gelecek olursak, Cihan bu aralık kadın bir şairdir. Dedikoduya yol açmış, aşk öykülerine sahip genç bir dul olarak tanınır. Semerkant tarihini çok iyi bilmektedir. Hükümdar tarafından sevilir ve okuduğu şiirler altınlarla ödüllendirilir. Ömer'le birbirlerine aşık olurlar. Terkan Hatun'un kulağı gibidir. Onun yanında çalışan birisi de görevler üstlenmektedir. Güç sahibi kadınlardandır. Saray baskısında o da öldürülür. Şimdi de biraz Benjamin'den bahsedelim. Benjamin bizim okuduğumuz Semerkant kitabının sesidir aynı zamanda. Ömer Hayyam'ın rubaiyat öyküsünü anlatan kişidir. Kayıp kitabı Asya topraklarından söküp almış, Titanik'e bindirmiştir. Hayyam'ı çok sevmektedir. Hatta Benjamin Ömer'dir asıl ismi. Benjamin Ömer de denilmektedir ona olan sevgisinden dolayı. Hayyam'ın rubaiyatı uğruna İran'a gider, yaşadığı yerleri gezer. Kayıp kitabı bulmaya çalışmıştır. Bu esnada Şirin'le tanışmıştır. Onunla evlenmiştir. Hatta Şirin'in ona en büyük hediyelerinden birisi de Semerkant el yazmasıdır. İran'daki kargaşalara tanıklık etmiştir. Titanik gemisinin batmasıyla kendi felaketi başlamıştır. Benjamin'in duygularını daha iyi anlatabilmek için size kitaptan bir bölüm okumak isterim.
O günden sonra dünya her gün biraz daha kana boyandı. Her gün biraz daha gölgelendi ve hayatta benim yüzüme bir daha gülmedi. Geçmişin seslerinden başka bir şey işitmeyip çocukça bir umudu besleyebilmek, ısrarlı bir hayali içimde büyütebilmek için insanlardan uzaklaştım. Onun bir gün yeniden bulunacağı hayalini. Şimdi sizlere biraz Moğolların Alamut Kalesi'ni istila etmesi hakkında bahsedeceğim. Kitapta Moğollar Alamut Kalesi'ni istila ediyor. Orayı yakıp yıkıyorlardı, harabeye dönüştürüyorlardı. Ve burada birçok eser de yanıyordu. Bu eserlerin içinde belki de o Ömer Hayyam'ın rubaiyatı da vardı. Bunu bilemeyiz. Ve Hasan Sabbah'ın yazdığı birçok önemli bilgi belki günümüze ulaşsaydım teknolojide ya da daha başka yerlerde, daha iyi yerlere gelebilirdik. Keşke olmasaydı derim. Karakterlerin biraz daha derinine inmek, bazı olaylarla onları daha iyi anlatmak gerekirse ben size Nizami Mülk'ün Ömer Hayyam'a olan sözlerini örnek gösterebilirim. Dışarıdan baktığında kuldan, karınca yuvası gibi kaynayan meydanlardan, yoğun kalabalıklardan başka bir şey göremezsin. Ama ben zaman zaman savaş nizamında ilerleyen ordumu, namaz saatinde bir camiyi, çarşıyı, hatta kendi divanımı seyreder ve şunu sorarım kendi kendime. Şu adamlardan bir marifet, bir bilgi, bir sadakat örneği, bir şahsiyet belirtisi istesem. Her saydığım vasıfla birlikte çevremdeki kitlenin seyreldiğini, eridiğini ve giderek kaybolduğunu görmez miyim? Yalnızım ben Hoca Ömer. İflah olmaz bir yalnızlık bu. Nizami Mülk'ün bu sözlerinden aslında çevresindeki onca insanın yardımcısına rağmen çok yalnız biri olduğu anlaşılıyor. Çünkü Ömer Hayyam gibi bilge sözünü esirgemeyen insanlara ihtiyaç duyuyor. Ve bu sözlerden de anladığımız gibi devletler hem geçmişte hem de günümüzde Ömer Hayyam, Nizami Mülk gibi işini düzgün yapan bilge insanlara her zaman ihtiyaç duymuşlar. Ayrıca Nizami Mülk'ün çok büyük hayal kırıklıkları da var. Yaptığı onca şeye karşın Melikşah'ın ve çevresindeki diğer bir sürü kişinin ona yüz çevirmesi doğal olarak onu çok yıpratmış. Çünkü o sıradan biri değil, hiçbir zamanda sıradan biri olmak istememiş, devleti için yapmadığını bırakmamış ve çok da yetenekli biri. Yeteneklerini de her zaman halkını, devletini daha iyi bir seviyeye getirmek için kullanmış. Ömer Hayyam'ın da dediği gibi 100 yıl, 1000 yıl sonra hatırlanmak istiyor. Bunun için çalışıyor ve hatırlanıyor da. Peki ya Öykü, sana bu Nizam, Ömer ve Hasan arasından hangisi sana daha yakın geliyor, söyler misin? Ben siyasi alandaki becerisi, her zaman adil olmaya çalışması ve idealleri olan biri olmasıyla Nizami Mülk'e kendimi daha yakın hissettim. Ayrıca yaptığı stratejiler, yaşadığı döneme sağladığı uyum ve elindeki güç bence çok hayranlık uyandırıcı. Sen en çok hangi karakteri kendine yakın buldun? Açıkçası bana Ömer Hayyam daha yakın geliyor. Çünkü Ömer Hayyam da alçak gönüllü, saf kalpli, parada gözü olmayan bir adam. Yani ben de yaklaşık olarak karakterlerimiz benzediği için Ömer derdim. Kitabın ilk bölümünde 3 büyük adam var. Ömer Hayyam, Nizami Mülk ve Hasan Sabbah. Bu 3 zeki ve bilge karakter ellerindeki gücü farklı şekillerde kullanarak o dönemde dünyanın ve Türk tarihinin seyrini değiştirmişler. Semerkant yazmasındaki bu mesel de bu üç kişinin hayata bakış yönlerinin farklılığını çok etkileyici bir şekilde ortaya koyuyor. Semerkant yazmasından alınmış bir mesel. Üç arkadaş İran'ın yüksek yaylalarında gezintiye çıkmış. Karşılarına bir Pars çıkmış. Dünyanın en yırtıcı yaratığıymış. Pars üç adamı uzun uzun süzmüş. Sonra üzerlerine doğru koşmaya başlamış. Birincisi en yaşlı, en zengin, en güçlüleriymiş. Haykırmış. Ben buraların hakimiyim. Bana ait olan bu toprakları bir hayvanın mahvetmesine asla izin vermem. Yanındaki iki av köpeğini Pars'ın üzerine salmış. Köpekler Pars'ı ısırmayı başarmışlar gerçi. Ama bu yaptıkları yırtıcı hayvanı iyice azdırmış. Köpekleri öldürdükten sonra efendilerinin üzerine atlamış ve karnını deşmiş. Nizami Mülk'ün payına bu düşmüş. İkincisi şöyle demiş kendi kendine. Ben bir ilim adamıyım. Herkes bana saygı duyup itibar ediyor. Niye kaderimi köpeklere Pars'ın arasındaki kavganın sonucuna bağlayayım? Dövüşün sonunu beklemeden sırtını dönüp kaçmış. O zamandan beri yırtıcı hayvanın kendi izinde olduğunu düşünüyor ve mağaradan mağaraya, kulübeden kulübeye dolanıp duruyormuş. Ömer Hayyam'ın payına bu düşmüş.
Üçüncüsü bir inanç adamıymış. Ellerini açıp, hakim bakışlarını üzerine dikip, güzel sözler söyleyerek Pars'a doğru ilerlemiş. Bu topraklara hoş geldin demiş. Arkadaşlarım benden daha zengindi, onları soydun. Benden daha gururluydular, onları alçattın. Hayvan büyülenmiş, uysallaşmış bir halde dinliyormuş. Adamının üzerinde egemenliğini kurmuş, onu evcilleştirmeyi başarmış. O zamandan beri hiçbir Pars adama yaklaşmaya cesaret edememiş, insanlar da ondan uzak durmuşlar. Yazma, anlattığı kıssadan şu isteği çıkarır. Kargaşa devri gelip çatınca kimse onun seyrini durduramaz. Kimse ondan kaçamaz. Ama bazıları onu kullanmayı becerir. Bu dünyanın yırtıcılığını, şiddetini Hasan Sabbah'tan daha iyi evcilleştirecek birisi çıkmadı. Alamut'ta çekildiğinde kendine küçücük bir huzur alanı yaratabilmek için dört bir yana korku salmış. Biz birinci bölümden daha çok etkilendiğimiz ve sizleri de boğmak istemediğimiz için birinci bölümün üzerine daha çok durmaya karar verdik. İkinci bölümde Benjamin'in rubaiyatın peşinde olan serüveni, İran'ın demokratikleşme mücadelesi ve Titanic'le sona eren ve eremeyen bir hikaye anlatılıyor. Bu noktada rubaiyatın batışından da bahsetmek isterim. Rubaiyat gerçekten Titanic'te batmış. Gabriel Weiss adlı bir kişiye rubaiyatın çok önemli ve değerli bir kopyası satılıyor. O da New York'a gitmek üzere Titanic'le birlikte yola çıkıyor. Ama işler beklendiği gibi gitmiyor ve bu çok değerli kopya 1912'den beri sular altında. Bu faciadan sonra çıkarılan bir başka kopya 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Londra'ya yaptığı bir hava saldırısında yine yok olmuş. Bu olaydan sonra çıkarılan kopya hala British Library'de duruyor. Ancak rubaiyatla ilgili pek çok söylenti, efsane ve farklı hikayeler var. İnsanlar geçmişte Ömer Hayyam'ı çok sevdikleri ve benimsedikleri için ona ait olmayan rubaileri bile Ömer Hayyam'a ait demeye başlamışlar. Bu da pek çok karışıklıklara sebep olmuş. Hala günümüzde hangi rubai tam olarak Ömer Hayyam'a ait, hangileri değil, bu konuda farklı farklı düşünceler var. Biz kitabı gerçekten çok sevdik. Birinci bölümde anlatılan tarihi olaylar, tarihte gerçekten var olmuş kişiliklerin iç dünyalarını daha iyi görebilmemiz, İran'a yansıyan doğu kültürü, o farklı hava, anlatılan karakterler bence çok etkileyiciydi. Kitabı okumadıysanız şiddetle okumanızı tavsiye ederiz. Biz özellikle birinci bölümü çok çok daha fazla sevdik. Şimdi sizlere kitaptan sevdiğimiz birer adet rubaiyi okuyarak sözlerimizin sonuna geleceğiz. Biz gerçekten bir kukla sahnesindeyiz. Kuklacı Felek Usta, kuklalar da biz. Oyuna çıkıyoruz birer ikişer. Bitti mi oyun? Sandıktayız hepimiz. Yoksulluk muydu beni huzuruna getiren? Değildir yoksul, azla yetinmeyi bilen. Hiçbir şey beklemem senden saygıdan başka. Dürüst ve özgür bir kişiye saygı göstermeyi bilirsen. Var. Videomuzu beğendiğinizi umarız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.